Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Jedi'ların nasıl ortaya çıktığını ve Jedi düzeninin kuruluşunu anlatacağım. Baya ilginizi çekecek bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Anlatıma geçmeden önce benim için çok önemli bir konuya kısaca değinmek istiyorum. Gerek izlenmeler gerek etkileşim konusunda şu an kanalımız Prime dönemini yaşıyor ve bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bir konu hakkında sizlerden yardım istiyorum. Şu an ekranda da gördüğünüz üzere Videolarımı izleyip kanalıma abone olmayan çok fazla sayıda kişi var. %85 aşırı fazla bir sayı. Star Wars Türkiye için çabalayan küçük bir içerik üreticisi olarak sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmanız bana aşırı derecede moral ve mutluluk sağlıyor. Umarım bu %85 gün gelir %40'lara, %30'lara kadar düşer. Bunu dedikten sonra hemen videoya dönelim. Yayın savaşı öncesi 37.453 yılında Dayı Bendu rahipleri vardı. Bu rahipler galaksiyi birbirine bağlayan mistik bir enerji olan gücü keşfeden ilk gruplardan biriydi. Midichlorian'ı ilk keşfedenler de yine bu rahiplerdi. Toyor adındaki bir gemi gücü kullanarak onları çağırmıştı. Dayı Bendu rahipleri sesi dinleyip Toyor'u keşfetmişlerdi. Rahipler Toyor adlı gemiye bindiler ve yolculukları başlamıştı. Toyor gemisi 8 adetti ve yalnızca Dayı Bendu rahiplerini çağırmamışlardı. Diğer 7 Toyor gemileri galaksinin çeşitli gezegenlerine giderek güce hassas kişileri çağırmışlardı. Galaksi dolaşan Toyor gemileri birçok farklı dünyadan bireyler toplamıştı. Bu gezegenlerden biri Kashiik'ti. Vukiler Toyor'un çağrısına kayıtsız kalmamış, onlar da gemiye binmişlerdi. Diğer gezegenler Datomir, Ryloth, Manan ve bilinmeyen 3 gezegendi. Toyor gemileri nihayet varış noktasına gelmişti. 8 gemi son durak Tayton'a gelmişti. Buraya gelen gücü hassas kişiler güç ile bir olmuşlardı. Ve onları 9. ve en büyük Toyor gemisi bekliyordu. Bu arada Tayton ismi size tanıdık gelmiş olabilir. Mandalorian'ın 2. sezonunda Grogu'nun meditasyon yaptığı yer Tayton'du. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim hatırlatmak amacıyla farklı gezegenlerden Titan'a gelen bu farklı ırklar Titan adını almışlardı. Titanlar çok geçmeden gücü incelemek ve yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenmek için Titan'a geldiklerini fark etmişlerdi. Titanlar etraflarındaki dünyayı gözlemlediler ve gökyüzünde iki adet ay gördüler. Bu iki ay aydınlık Eşla ve karanlık Bogan'dı ve anladılar ki gücün iki yönü vardı. Karanlık ve aydınlık. Bu ikisi arasındaki denge sağlanmadığında Titan gezegeni dengesizliğe, şiddetli fırtına ve depremlerle tepki vermişti. Titanlar burada barışı korumak ve denge için Jedi düzenini kurmuşlardı. Bu Jedi düzeni Jedi düzeninden farklı, daha Jedi düzeni ortalıkta yok. Onu birazdan anlatacağım. Binlerce yıl boyunca Jedi düzeni Titan'da güçlenmişti. Burada büyük tapınaklar dikmişlerdi. Hem ışığın hem de karanlığın cazibesine karşı her zaman tetikte kalmaya çalışmışlardı. Yavin Savaşı öncesi 25.793 yılına geldiğimizde cedai düzeninin dengesi bozulmuştu. Aydınlık taraf ve karanlık taraf arasında bir çatışma çıkmıştı. Bu çatışmanın ismi Kuvvet Savaşları'ydı. Bu savaş 10 yıl boyunca devam etti. Titan çok fazla hasar almıştı. Rajivari, Jart, Birin, Sandon adındaki Jedi ustaları, bunlar aydınlık tarafının destekçileri, yeni bir grup kurmuştu. Bu grubun adı Jedi düzeniydi. Grubun üyeleri sadece zayıfları korumak için güçlerini kullanacaklardı. Jedi düzeninin kurucu üyelerinden Rajivari, gücün karanlık tarafına düşmüştü ve Jedi'lara karşı bir karanlık taraf grubu kurarak, Onlara saldırmıştı. Jedi'lara karşı çaresiz kalan Rajivari yenilmişti. Bunun ardından Jedi düzeni sona erip yerini Jedi düzeni almıştı. Bizim bildiğimiz adalet ve barışın koruyucuları bu şekilde kurulmuştu. Jedi düzeni Titan'ı terk etme kararı aldı ve yıldızlar arası bir seyahat gerçekleştirdi. Sonunda Titan'a benzer yemyeşil bir gezegen buldular ve oraya yerleştiler. Gezegene Osus adını verdiler. O susta inzivaya çekilen Jedi düzeni zamanını ışığı incelemeye, karanlığın kötülüklerine karşı tetikte olmaya harcamıştı. Evet buraya kadar Legends'daki Jedi'ların nasıl ortaya çıktığını sizlere anlattım. Şimdi bir de Kanon'a bakalım. Kanon'da nasıl Jedi'lar ortaya çıkmış onu sizlere anlatayım. Kanon'a göre ilk Jedi Prime Jedi adındaki biri. Net bir adı ve görseli yok. Yani bir görsel var o da bu mozaik nasıl göründüğünü bilmiyoruz Prime Jedi'in. Prime Jedi Yavin Savaşı öncesi 25 bin yılında Aktu'da Jedi düzenini kurmuş. İlk Jedi tapınağı da yine bu Aktu'da. İlk Jedi Canon da bu şekilde Titan'dan Jedi Order'dan hiç bahsedilmemiş. Titan yerine Aktu gezegenini öne çıkarmışlar. Bu Aktu bilmeyenler için Star Wars 8'de Luke'un inzivaya çekildiği gezegenin adı yani Star Wars 8'de gördüğümüz o gezegenin adı Aktu. Disney Star Wars'u satın aldıktan sonra yaklaşık 7-8 sene geçti ve şu an Skywalker Saga ve High Republic dönemini anlatıyorlar. Ondan dolayı kanonda ilk Jedi'ın bu kadar kısa olması normal. Videonun başında anlattığım o 9 Toyor gemisinin olduğu çizgi roman Yavin Savaşı öncesi 25.000 yılını anlatıyor. Kanonda en eski çizgi roman Yavin Savaşı öncesi 232 yılını anlatıyor. Yani 232 nere, 25 bin nere. Yani demek istediğim Disney'in kanonu daha çok yeni. ilerleyen günlerde daha eski anlatan içeriklerde çıkacaktır. Ve umarım bir günde eski cumhuriyet dönemi de yine kanon olur. Ama bozmamak şartıyla tabii ki de hani Old Republic alıp bambaşka bir şey yapıp insanları kendinden soğutmaz umarım. Yani Old Republic dönemi çok güzel bir dönem. Yani onu alıp küçük değişiklikler yapıp bize sunmaları güzel olur. Ama baştan aşağı değiştirip saçma bir hikaye yaparlarsa hiç Old Republic dönemine girmesinler. Star Wars 10 çeksinler, 11 çeksinler, Old Republic'e ellemesinler eğer bizim bildiğimiz Old Republic dönemini bozacaklarsa. Ki sanmıyorum yani Disney e, eskiye sadık kalacaktır. Yani benim tahminim birkaç yıl dediğim gibi Old Republic dönemini görebiliriz. Umarım güzel bir şekilde görebiliriz. Bu arada çok kısa Canon ve Legends ne diyenler için de çok kısa hemen videonun sonunda bahsedeyim. Canon Disney'in Star Wars'u 2014 Nisan ayında Disney Star Wars'u satın aldı ve Star Wars satın aldıktan sonra 2014 ve 2015'ten önce çıkan tüm içeriklere Legends denildi. Tabii ki de filmler ve Clone Wars hariç. Filmler ve Clone Wars hariç 2015'ten önce çıkan tüm yapımlara Legends dendi. Yani onlar bir nevi silindi. Disney'in çıkardığı içeriklere de kanon denildi. Şu anda Legends'a içerikler çıkmıyor. Kanona göre içerikler çıkıyor. Yani şu an süreklilik kanona göre. Yeni gelecek dizilerde, yeni gelecek filmlerde yine kanona göre olacak. Yani şu an kanon dönemindeyiz. O silinen kısımda Legends dönemi. Ya kısaca böyle anlatabilirim herkesin anlayacağı bir şekilde. Eğer bilmeyenler varsa tabii. Bunu da bahsettikten sonra evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her hafta Star Wars içerikleri gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Başka bir Star Wars içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.